kuş adını verdikleri zaman uçağa ben çok memnun olmuştum. Atatürk gönderdi Almanya'ya Venüs olması için. Ta biz şu zamana kadar hep dışarıdan uçak aldık, onları kullandık. Babam yapılan şeylerin kendisine karşı değildi, doğrudan dolayı devletin memnun şeyi olarak görüyor. Ben 1931'de babama Çekoslovakya'dan uçak getirdiği zaman o uçaktan ben de uçtum. Kutsal Kurumu bir uçak verdi bize. O uçağa koymak ve uçurmak istedik. Ama olmadı. Siz yurt dışına eğitim için ne zaman çıktınız? 52'de çıktım. 52'de. Evet. Vecihi Bey'de hiç seyahatiniz oldu mu yurt dışına? Evet, ben öğretmenlik yaptım. Öğretmen olmuştum. Ama yazın babam Almanya İngiltere'ye uçak almaya gitti. O sırada paromamasından bir uçak reklamını yapmak istiyordu. Onun için paromamasının sahibi ben demiş, ben veririm parayı. Sen git uçak al. O uçağı işte uçarak paromamasının reklamını yaparken uçağın ödersin demiş. Ondan sonra biz gittik, İngiltere'den uçak aldık, uçakla döndük. Çok güzeldi o uçuş işte, hayat. Beraber döndünüz, evet, uçarak. Birlikte beraber. Nasıl bir güzergah, rota çizdiniz? Çok harika bir şeydi. Ben öyle yani daha evvel uçtum ama böyle 4 kişilik bir uçaktı, kapalı bir uçaktı. Nefis bir şey, yerden çok alçaktan uçarak şeyi geçtik, Paris'e indik, Paris'te bir yerde yemek yedik, ondan sonra tekrar Lyon'a geldik, Lyon'da gece kaldık. Lyon'da kaldığımız zaman bize tayyarecilerin bir takım makinistleri şey yaptılar bize, yol üstünde bir yere, otele getirdiler. O şekilde biz otele girdik. Otelde bize akşam vakti yemek ettiler, hazırladılar. Sonra biz ertesi gün erken gideceğimiz için şey ettik. Hiç merak etmeyin, biz sizi uyandırırız dediler. Ve uyandırdığımız bir baktık, sofra kurmuşlar, bize çay yapmışlar. Orada kahvaltı ettik. Ve Lyon da oluyor bunlar. Evet, onlar evet. Geldiler, bizi aldılar, vagona bindik uçaktan, oradan Kan'a geldik. Kan'da bir muhtar geçirdik. Ondan sonra oradan Londra'ya, Roma'ya. Roma'ya geçtik. Roma'ya geldik. Ondan sonra ertesi gün Brindisi'ye geldik. Brindisi'de tam bir Greek Yunanistan'a geleceğiz. Orada muamelesi yapılıyordu. Gümrük mü? Pasaport. Gümrük muamelesi. Evet. O sırada baktım böyle bir uçak bizim kuyruğumuza neredeyse çıkacak mı kuyruğumuza da. Ne yapıyor, ne diyor? Babam Gönül diye bir bağırdı. Şaşırdı, ne oluyor diye. Meğer o uçak Türk uçağıymış. Arkamızda gelen, babamı görünce orada, onlar özellikle gelmişler arkaya. İşte onlardan beraber mi döndünüz? Evet, konuştuk, ettik. Ondan sonra oradan Roma'ya, geldik. Atina'ya geldik. Atina'ya, yani. Atina'dan evet. İstanbul'a mı? Oradan, ön gece orada kaldık. Evet. Ertesi gün sabahleyin İstanbul'a geldik. Daha sonra siz uçuşa ilgi duymadınız mı? Kendi başınıza uçmak için bir pilotluk... Ben şeydeyken, Türk Hava Kurumu'ndayken yani 1935-36'da genç, çok küçüktüm. Evet.
11-12 yaşındaydım, en az ortaokuldaydım. Ondan sonra babamın Almanya'ya gittiği zaman zaten Almanya'da kaldığı için biz orada yapamadık. Geldikten sonra zaten babam kendisi uçamadı. Evet. Öyle uçamadıcak, uçmak imkanını bulamadık. Benim merak ettiğim, siz babanızın daha çok böyle... Aslında Eribe ablam işte uçmak evet, için uğraştı. Etti. O yaşta tamam gelmişti onun zarına. Tam 18 yaşındaydı. Ankara'da 9. sınıfa girdi. Fakat uçmak istedi. Ben gitmiş Fuat Bulcu'ya, ben uçmak istiyorum, babam uçurtmuyor beni, uçurtmuş etmiyor, ben paraşüt atlamak istiyorum, babam müsaade etmiyor demiş. O da dönmüş, yetişkin kızım var Veci, niye uçmuş etmek istiyor, atlamak istiyor, sen müsaade etmiyorsun deyince, babam kabul etmek zorunda kalmış çünkü babam paraşütten hiç hoşlanmazdı. Uçmak güzel bir şey. Eribe ablam uçuyordu, uçmuştu. Uçurmuştu, gazeteciler de uçurmuştu ama kendisi paraşütle atlamamıştı. Evet. Siz daha çok Veci Bey'in bu pilotluk uçma tarafından mı, endüstriyel uçak üretim tarafından mı etkilendiniz? Siz işin hangi tarafı sizde daha fazla etki bıraktı? Babam uçmak için şey ettiği için ben de uçmasını çok isterdim, uçmak o zaman büyük olsaydım, biraz daha büyük olsaydım, uçabilecek vaziyette olsaydım. Pilot. Peki sonradan Veci Bey'in bu geliştirdiği projeleri devam ettirelim. İşte 16 tane ayrı tasarladığı, uçurduğu uçak var. Yani bunu daha sonra hayata geçirelim, bir fabrikamız olsun. Yoktu ki. Öyle bir şey... İmkanımız yoktu ki, paramız yoktu ki. Evet. Babam bütün bu şeyleri yaparken... Harcamıştı diyorsun. Parasızlıktan... En son ne zaman uçtunuz? Böyle bir keyifli uçuşu, babanızın hatalarını yenileyecek bir uçuş ne zaman yaptınız? Mikrolight bir uçuş şuradan, yapmışsınız. Şuradan, Sapanca Gölü üzerinde ben hatırlatayım. Gölün üstünde uçtuk. Çok çok küçücük bir tane uçaktı. Kucağına oturur gibi yani önüne oturdum. Çok sevk aldım, çok uçtum. Yani öyle korku falan yok sizde maşallah. Efendim? Hiç korku falan yok diyor. Yok canım. Diyorsunuz ben Veci Bey'in kızıyım diye. Kardeşlerim içinde en çok babamdan uçan benim. Çünkü kız kardeşim annem şeydi diye zaten uçurtmadı. Evet, engelledi diye evet, korkudan. Engelledi. Ondan sonra annesiyle babam ikinci defa annemle bir de barışınca üvey annemden araları ayrılmış oldu. Onlar Peran annesinin yanına gitti, annesinde kaldı. O da imkanını bulamadı. Ben Amerika'ya gittim. Evet. Gittim. O Amerika'da kaldım 53'te. Babam Türk Hava Kurumu'nun Yurtkuş Hava Yolları'nı yaptığı zaman ben bulunamadım. Bulunamadınız, evet. Amerika'daydınız. Türkiye'ye ne zaman döndünüz? 67'de döndüm. 67. Döndüm. 69'da da babamı kaybettim. 69'da da kaybettiniz zaten. Bu hiç zaten o 69'da babam şey etmişti. Son uçağı Erk adı vardı. Erk uçağını elinde tek uçak kalan Erk uçağıydı. Onu uçamazsın diye uçma iznini almışlar babamdan. O da uçağın varken uçma izni alamayınca mecburi tabii onu da vermek zorunda kalmış ve o zaman Erk adını kabul eder, Erk adı kabul edilirse veririm demiş. O şekilde Türk Hava Kurumu'na, Türk Hava Birliği'ne, Hava Birliği'ne Erk ismindeki uçak olarak verildi. Şimdi bilmiyorum, bir tarafında varmış, Erk'in adı varmış ama bir tarafında yokmuş. Öteki tarafta. Artık hafızalar yenileniyor, öteki tarafı da değil, evet, her tarafıyla Erk artık yer alıyor. Erk'in oğlunun adı zaten. Teşekkür ederim Gönül Hanım, bize zaman ayırdığınız için. Evet.